Sipver Tülükçü ile Prof. Wing'in dersine hoş geldiniz. Bugün çalışmamızda geçen derslerde yaptığımız adımlar ve yumrukları işleyeceğiz ve onları birleştireceğiz. Öncelikle bu derse başlamadan önce ısınma olarak Yiras'a geçin. Yumruklarınızı vurun. En az bir 500 yumrukla başlamanız lazım. Hatta ödev olarak bugünden sonra her gün 1000 yumruk yapmanız lazım. Tekrar edin, üşenmeyin, yoruldum demeyin, zamanla kondisyonunuz açılacak, defalarca yumruk vurun, ileride çok işimize yarayacak. Yumruklarınızla başlayın, 500 yumruk vurduktan sonra biraz adım çalışın. İki üç turdan sonra yumruklarınızı öne alacaksınız ve yeni dersimiz başlayacak. Yapacağımız şu. Yumruklarımı vurmaya başlıyorum. Partneriniz sayabilir ya da kendiniz sayabilirsiniz. Fark etmez. 1 2 Ortaya döndüm. 1 2 1 2 şeklinde çalışacaksınız. Bunu tekrar ettikten sonra üzerine gelin, iyice otursun. Sonrasında partnerli bir çalışmamız var bugün için. Melih gelebilir misin? Yapacağınız şu, partneriniz de size dahil olacak. Adım atacağız. Yumrukları vuracağız. Bunda sayı yok. Görsel refleks için saymayacağız. Rakip burnuma doğru vuruyor. Kollarını sıkı tut. Geriye gittiği zaman partnerim takip edecek. Takip. Topla yumruklarını biraz daha burnuma doğru. Ben geri gittiğimde takip edecek. Takip ediyorum. Geriye gidiyorum. Geriye gidiyorum. Ağırlığımız hep arkada. Hiçbir zaman öne vermiyoruz. Arada devam ederken çalışma. Öndeki ayağı çekip ağırlığı kontrol edebilirsiniz. Partnerinize bu iyiliği yapın. Düşürmek için değil, düşmemesi için yardımcı oluyorum. Ama bunu söylemeden yapın. Ağırlığını her zaman arkada tutmaya alışsın partneriniz. Devam. Şimdiki çalışmamızda da partnerim yine bana yardımcı oluyor. Bunu da yaptıktan sonra, bu çalışmayı yaptıktan sonra partnerim kollarını aşağı indirip geriye çekiliyor. Sonrasında ayak değişmeyi unutmayın. Bir önceki çalışmada da ayak değişerek çalışın. İki ayakta alışsın. Unutmayın, Wing Chun'a sağlak boksör, solak boksör gibi durum yok. Her yönü kullanmanız lazım. İki tarafı da, sağ eli, sol eli, sol ayağı, sağ ayağı. Her yeri kullanmanız gerekiyor. Hiçbir zaman sadece sağ çalışmayın. Öğrencilerimiz şu yanılgıya düşebiliyor. Benim sağım daha kuvvetli, o yüzden hep sağ kullanacağım. Tam tersi. Eğer sağınız daha kuvvetliyse solu daha çok çalışmanız gerekiyor. Dengelemeniz gerekiyor. Bu çalışmada da sağa ya sola ya her seferinde değişin. Partnerin bıraktığında gelebilir misin? Atak yapın. Normalde yumruklarımızın seviyesi, unutmayın, korumak istediğimiz bölgeler, diyordum ya, hayatı bölgeleri bir eliptik bir dairenin içine alıyorduk. Korumak istediğimiz bölgeler aynı zamanda partnerimde saldırdığım bölgeler oluyor. Öncelikli olarak atak yaptım yönler. Hiçbir zaman Wing Chun'da kollarla dövüşmüyorsunuz. Bir yumruk geldiğinde bu tarz şeyler değil. Yaptığımız direkt hedefe gitmek oluyor. Korumak istediğim bölgelere ilk atak yaptığım yönler oluyor aynı zamanda. Hiçbir zaman kollarla dövüşmeyeceksiniz. Bunu unutmayın. Kollarla savaşmayacağız. Vur, bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Vur. Kollarla zaman kaybetmeyeceğim. Kavgada bu kadar şansınız yok, emin olun. Her zaman tek şansı bu. Teşekkür ederim. Bir dahaki derse kadar bu çalışmaların hepsini defalarca tekrar edin. Sayı vermeyeceğim, saat vermeyeceğim. Ne kadar çok çalışırsanız bir dahaki çalışmalarınızda, Wing Chun kariyerinizde ve ileriki aşamalarda çok daha rahat edeceksiniz. Bir dahaki Pro vs Wing Chun dersimizde görüşmek üzere. Pro vs Wing Chun derslerimizle ilgili takıldığınız yerler, sormak istediğiniz sorular varsa bize ulaşmaktan çekinmeyin. En yakın Pro vs Wing Chun okulumuzdan, Pro vs seminerlerimizden
ve geleneksel ProYes yaz kamplarımızdan faydalanabilirsiniz. ProYes.net, berutulukçu.com veya sifuberat@proves.net mail adresimizden bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Online derslerimiz için Proves Sifu Berat Uylukçu YouTube kanalımızdan veya Berat Uylukçu Facebook fan sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.